Anadolu'nun uzak, çok uzak yerlerinden birinde Hozat'ta doğup büyüdü Hasan Saltık. Dersim'in dört dağının içinde çalınan, dilden dile gelen türküleri dinleye dinleye. Zaten okuyan, okutan bir bölgeydi ki ortaokul yaşlarındaydı. Öğretmeni Martı benzeri klasik romanları okumasını öğütleyecekti Hasan'a ve arkadaşlarına. Okudu da tüm çocuklar gibi. Ve daha 13 yaşındayken Tunceli meydanlarında gazete dergi satacaktı. Kapış kapış giden, çokça okunan. Dersim'den tipik bir özelliği var. İneğini, tarlasını, evini satar, çocuğunu okutur. Öyle bir özelliği vardır. Yani okuma birinci ve kız erkek ayrımı da yoktur bizim kültürümüzde. Yeter ki oku, ne yapar ede bütün mal varlığını satar. Hasan Saltık, İstanbul'u mesken tuttuğunda ilk durağı Unkapanı olacaktı. Ama yolu da, müzik fikri de bambaşkaydı. Hep olmayanı, yapılmayanı yapmak isteyecekti. Yaptı da. Anadolu'nun kayıp türkülerini en uzak kasabaları, dağları aşağı aşağı bulacak, Lazca, Gürcüce, Süryanice, Aramice, Ermenice, Kürtçe, Türkçe demeden, dili serbest bırakarak, rengini eksik etmeyerek. Bir çığır açacaktı müzik girişimciliğinde. Dünyanın pek çok üniversitesinin dikkatini çekerek, on binlerce otantik ezgiyi kayda alarak, Unkapanı'nın sıra dışı ve üretken girişimcisi olarak, raflarda kalplere yer açarak, kalplerde türkülere raf açarak ve memleketimizden insan hikayelerinin acılarını, ağıtlarını, gözyaşlarını her köşeye taşıyarak, Anadolu'nun kayıp şarkı ve türkülerinin kaydını, belliğini, hafızasını tüm dünyaya ileterek. Evet, artık önü açılıyordu. Her albümün ardından diğeri geliyordu. Yakaladığı bu başarı için Dersim'den aldığım eğitimin ve Alevi dedelerimizin bize verdiği türkülerin çokça katkısı vardır diyecekti. Ödüllere boğuldu Hasan Saltık. Ülke içinde, dünyanın bir ucunda manşetlere taşındı. Kapaklara konu oldu. Öyle bir yoldu ki onun yolu, koştukça koştu, durmadı, koştu hiç durmadan, bildiği yolda yürüyüp koşarak, o yıllara, o yollara, Hasan Saltık'a selamlar.